akşamlar sevgili seyirciler. Yine akşama doğru programımızla karşınızdayız. Ve bugün yine değerli bir konuğumuz var ve farklı konuları konuşacağız biraz. Yurt içi, dünya, Türkiye merkezi konuşacağız. Gazeteci, yazar Nurettin Şirin, bir zamanların çok fazla gündemde olan bir ismi. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Herhalde yanlış bir ifade kullanmıyorum değil mi? 28 Şubat süreci sonrasında çok fazla gazetelerde isminizin yer aldığına şahit oluyorduk ve belirli bir süreç de yaşandı, dava süreci. Siz Yusufi Medresesi'nde uzun bir süre kalma, aslında çile doldurma süreci de yaşadınız. Tabii programımıza katıldığınız için de ayrıca ben teşekkür ediyorum. Öncelikle nasılsınız, nasıl gidiyor faaliyetler? Çünkü o zamanlar gerçek hayatta değil mi bir dergi? Yok, Selam gazetesi. Selam vardı. Gazetesi vardı, evet evet. Haftalık çıkan, evet. Şöyle değil mi? Günlük çıkmaya başlamıştı. Sonra günlüğe çevrilmişti. Evet. Farklı bir gazete. Şu anda bu çalışmalar var mı? Neler yapıyor Nurettin Şirin? Bununla şimdi başlayalım, buyurunuz. Ben o zaman 2004 Kasım'ından alayım. Çünkü 2004 Kasım, 4 Kasım cezaevinden tahliye olmuştum. 7 yıl 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra. 7 yıl 9 ay değil, evet. Mi? O da oldukça uzun bir süreç aslında. Bu aslında bahsetmek istemezdim ama güncellikle ilgili bir taraf, evet, olduğu için bir parça ona da temas edeyim. Malum 31 Ocak 1997 tarihinde Ankara'nın Sincan ilçesinde Refah Belediyesi tarafından Ramazan'ın son haftasına tekabül eden Filistin halkıyla dayanışmak amacıyla bir Kudüs günü, Kudüs gecesi programı düzenlenmişti. O programa katılıp yaptığımız konuşmadan dolayı ve programda asılan afişlerden dolayı ceza almıştık. Sadece bunun için mi aldınız davayı? Yani cezayı? Yani, elbette, elbette. Değil mi? Yani elbette. Oradaki konuşma da yani, düzen tertip komitesinde olmanı zannediyorum. Şimdi aslında şunu söyleyeyim. Kısaca. Evet. 31 Ocak'ta program oldu. Hemen ertesi günü bütün medya, televizyonlar, gazeteler sansasyonel bir şekilde bu Sincan Kudüs gününü öyle bir şekilde yansıtmaya başladılar ki sanki Ankara'da büyük bir ayaklanma olmuş, irtica ayaklanması var. Sanki işte şeriat çağrıları yapıldı, şeriat provası yapıldı, şeriat ayaklanması yapıldı. Yani toz dumana çevrildi medya aracılığıyla, o dönemin medyasının rolünü göz önüne getirdiğimiz zaman. Ve öyle bir noktaya geldi ki bu planlı bir yayındı bütün bunlar. Daha sonra nitekim kendileri o dönemde o manşetleri atanlar, o haberleri yapan muhabirler, yazı işleri müdürleri, yayın yönetmenleri, hatta gazete sahipleri bile, mesela işte Sabah gazetesi sahibi Dinç Bilgin olsun, Zafer Mutlu olsun, öbür taraftan diğer gazetenin yazarları, apaçık o dönemde neler olduğunu, kendilerine askerleri nasıl talimat verdiğini, nasıl haber ısmarlaması yapıldığını anlattılar, itiraf ettiler, deşifre ettiler. Ama o dönemde öyle bir toz duman oluşmuştu ki 4 Şubat tarihinde Etimeskut zırhlı birliklerinden tanklar çıkarak, evet, Sincan meydanında yürüdü. Bu şu mesajı vermişti o dönemin kamuoyunu hatırladığımız zaman. Her an 12 Eylül 1980'de olduğu üzere tanklar sokaklara çıkacak, sivil yönetim düşürülecek, yönetimi bütünüyle askerler muhtarlıklarına kadar el koyacak. Sadece el koymuş olmakla kalmayacak, yapılan fişlemeler, bir takım kişi tespitleri, adres tespitleri, iş yeri tespitleri, binlerce kişi hedef olan irticai faaliyetler adı altında, sözüm ona, nitelemesi, suçlamasıyla tutuklanacak. Yani psikolojik bir gerginlik, bir sendrom oluşturulmuştu. Bunun üzerine o salonda, Ankara programında, Sincan'da asılan afişler, pankartlar sürekli hedef gösterilerek, işte Ankara'nın göbeğinde terör örgütü liderlerinin posterleri. Orada bir la ilahe illallah bayrağı, evet, mesela çok fazla gözlerine batıyor. Mescid-i Aksa'nın, evet, büyük maketinden tutun da, evet, İşte Filistin ve Lübnan'daki İslami direniş liderlerini şehit edilmiş İsrail tarafından, onların posterleri çok yoğun bir şey konusu, suçlama bahanesi edildiği için
Belediye Başkanı Sayın Bekir Yıldız telefonla beni aradı. 5 Şubat 1997 tarihinde. Dedi ki bu afişler, pankartlar bizim aleyhimizde çok ciddi anlamda kullanılıyor. Bizi çok zora soktu bunlar. Bunları üzerine alır mısın dedi. Evet, aslında öyleyse siz üzerinize aldınız. Yani. Evet, bunu belirtiyorum çünkü bunu evet, artık aslında, belli bir zamanda geçtikten sonra söylüyorum. Aslında tarihi açıklama yapıyorsunuz yani şu an. Yani ben çünkü bunun sebebini güncelleştirerek kısaca biraz vaktimiz de var yanmıyorsam onu söyleyeyim. O da şu, ben İstanbul'daydım, gazetedeydim, haber merkezindeydim, haber müdürüydüm, haberler hazırlıyoruz. Santral'den arkadaşımız bağladı, tanıttı. Ben Bekir Bey'i Ankara'da sadece program günü gördüm. Onun dışında bir aşinalığım yok. Ama belediyede çalışan iki arkadaş vardı. Birisi dil tarihten arkadaşımdı. Dil tarihçiler fakültesinden. Birisi yine o bölgede Ankara'dan arkadaşımdı. Zaten onların daveti üzerine Ankara'ya programa gitmişim. Vaktim de yoktu. Çünkü gazete günlük olarak Selam Gazetesi çıkmaya başlamış. Haber müdürlüğü de benim üzerimde yoğun bir çalışması tempo vardı. Tempo zaten yoğundu. Tempo yoğundu. Ama Kudüs meselesi olduğu için Filistin halkıyla, Filistin intifadasıyla, Mescid-i Aksa'la savunma, dayanışma programı olduğu için onun için uçakla gittim. Sabah erkenden döndüm. Fakat malum psikolojik harekat dairesi sistematik bir o günle ilgili bir kurgu yapmış. Artık tam bir manipülasyonla, medya dezenformasyonuyla, yanıltmacayla sanki dediğim gibi binlerce kişi orada ayaklanmış. Şeriat 31 Mart vakası gibi veyahut da başka bir olay gibi. Nasıl ki hareket ordusunun işte iddiaçların kalkıp gelmesi gibi. Evet. Orada da öyle bir hava veriliyor medya üzerinden. Hayır bu böyle değildir. Orada toplasan 100 kişi yoktu salonda. Orada yapılan konuşmaları kesiyorsunuz, saptırıyorsunuz. Böyle değil. Hem Bekir Yıldız'ın konuşması noktasında hem İran elçisi davet edilmişti. Onun konuşması noktasında. Ya da bir intifada canlandırılıyor orada. Filistin'de yaşanan her gün Filistinlilerin yaşadığı. O Türkiye değil İsrail'e karşı. Apaçık yani. Orada yani intifada İsrail askerlerine karşı Filistinli gençlerin nasıl direndiğini, taşlarla direndiğini canlandıran pandomin bile sanki Türkiye'ye karşı Türkiye'nin mevcut sistemi, anayasal düzeni hedeflenmişçesine bir görüntü verildi. Çok yoğun bir şekilde. Sayın Bekir Yıldız telefonla bu talepte bulununca ben kabul ederim dedim. Her ne olursa olsun kabul ederim dedim. Çünkü o dönemde Refah Yolu Hükümet hedefi alınmıştı. Evet. Sayın merhum Necmettin Erbakan'ın başbakanlığındaki hükümet ciddi anlamda hedefe alınmıştı. Bu hedefe alınma salt iç dinamikler etrafında oluşan bir olay değildi. Uluslararası bir kuşatmaydı bu. Bir tarafında Washington, bir tarafında Tel Aviv var. Yani Siyonist ve emperyalist bir kuşatmaydı. Çünkü o hükümetin ortaya koyduğu tavır, evet. O hükümetin ortaya koyduğu dış politika perspektifi, dış politika, yeni dış politikaya ilişkin adımlar, İslam Birliği projesini gerçekleştirmeye yönelik ciddi projeler, ilişkiler, diyaloglar, bu Amerika ve İsrail açısından affedilmez suçlar olarak görüldü ve dolayısıyla hükümetin yıkılması için bu sefer iç dinamikler harekete geçirildi. Medya merkezde yoğun medya merkezde. Dezenformasyon. Artık sendikalar da içine kattılar. Artık medya içine kattılar. Dernekler, bir takım karanlık odakları TÜSİAD, içine kattılar. Yani hepsi içine ve yani. Sonuçta öyle bir ortam oluşturdular. Nitekim Sincan Kudüs Günü programından önce başbakanlıkta verilen iftar ve iftar davetlileri üzerinden iftar davetlerinin kimlikleri, giysileri yani kılık kıyafetleri üzerinden hocalar, hoca efendiler, alimler, mürşitler yani bu gibi şahsiyetlerin de olması işte malum işte Atatürk inkılaplarına savaş ilan edildi. Başbakanlık bir yerde cübbelilerin ne işi var? Yok sarıklının ne işi var? Yok öyle malum o dönem. Evet evet. Arkasından Sincan'daki Kudüs günü de bir mızrak başı, bir mızrak ucu olarak veya tabii koç başı olarak son hamle için kullanılmak istendiğini görünce bari dedim ben fedakarlık yapayım. Bedel ödenecekse bunun bedelini ben ödeyeyim. Bedeli her ne olursa olsun bu komployu
bu karanlık odakların daha sonra kimlikleri, kişilikleri, bağlantıları deşifre olmuş. Bu Ergenekon davası süresince de birçok şey aydınlanan bir durum. O dönemde dedim ki bu oyun bozulsun, ben kendimi feda edeyim ne olursa olsun. Nitekim o Bekir Yıldız'a bu açıklama yaptıktan yarım saat sonra Ankara Hürriyet Gazetesi'nin temsilcisi aradı, bir bayan. Dedi Bekir Yıldız'la görüştük. Böyle böyle afişler, pankartlar sana ait olduğunu, sen getirip getirdiğini, sen astığını söyledi. Ben dedim evet ben getirdim, ben astım, bana aittir. Bu kabilden açıklamalar Hürriyet Gazetesi'nde böyle manşetle öne çıkartılıp yayınlanınca sabah ilk matbaadan gazete çıkar çıkmaz şeye dağıldığı zaman mülki amirlere, yargıya, işte zaten masalar kurulmuş Ankara İkinoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi DGM savcıları hemen hakkımda gözaltı kararı çıkartıldı. 6 Şubat'ta gazeteden alınarak her şey hazırlanmış. Hazırlanmış. Ankara'ya götürüldüm. 13 Şubat'ta sorgu bitti. 13 Şubat'ta nöbetçi mahkemeye çıkartıldık. Tutuklandık. Ankara Merkez Kapalı Cezaevine konulduk ve yargılanmaya başladık. İddianame hazırlandıktan sonra davamızın avukatları, iki bilinen avukatını zikretmek istiyorum. Birisi Sayın İsmail Alptekin, Fazilet Partisi'nin kurucusu, evet, daha sonra evet. AK Parti döneminde genel başkanlık da yapmıştı. Fazilet. Evet, Fazilet Partisi'nin genel başkanlığını yapmıştı. Anayasa meclis başkan vekili olmuştu. Huder Ankara'dan Maraş milletvekili olan Sayın Mehmet Ali Bulut da. Bunlar avukatlardı. Başka İstanbul'dan gelen avukatlar vardı. Böyle avukat salonunda görüşme mahallinde avukatlarla karşı karşıya oturduk. Dedi ki bu bir hukuk davası değil. Bu bir linç operasyonu. Bu davanın doğrudan hedefi Refah Yolu Hükümeti'ni yıkmak. Bu bir Amerikan ve İsrail projesi ve iç dinamiklerin mobilize edilerek, harekete geçirilerek başlatılan, sürdürülen bir operasyondur. Bu operasyonun başarısızlığa uğraması için bu dosya münderacatı içerisinde suç isnadı olarak ne gösteriliyorsa onu ben üzerime alıyorum. Mahkemede ben bu şekilde kendimi konumlandırırım. Ha ben kendim siyasi savunma yapmak istiyorum. Çünkü hedeflenen bir İslami özgürlük hareketleri var. Filistin davası var. Terörist gibi sunulmak istenen, karalanan, bunları savunmak benim için bir görevdir, bir sorumluluktur. Ayrıca davada suç isnat edilen şeyleri de iddia edilen suç unsuru diye gösterilenler ne varsa benim boynuma bırakın, savunmayı bunun üzerine kuralım ve mahkemeyi dövüştürelim. Malum işte duruşmalar devam etti. 5. duruşmada 12 Temmuz 1997 karar duruşmasında bana 17 yıl 6 ay 17 hapis yıl cezası. Evet. 17 yıl 6 ay hapis cezası Allah verildi. Allah. Diğer 5 belediye çalışanına 4,5 yıl hapis cezası verildi. Daha sonra tırnakçasına Rahşan Affı diye bilinen afta Türk Ceza Kanunu 169. maddesi, yani o diğer arkadaşların ceza almasına yol açan madde şey olduğu için, af kapsamına girdiği için onlar aftan yararlandılar. Bazı arkadaşlar kısa bir süre yattı çıktılar. Ben ise 17 yıl 4 ay cezanın 4'te 3'ünü yatmak üzere cezamız da Yargıtay tarafından onaylandı. Ondan sonra gazetede yazdığımız yazılardan 4 tane ceza geldi. Onun üzerine eklediler. 20 seneyi aşmıştı. Fakat takdiri ilahi Türk Ceza Kanunu'nun Avrupa standartlarına uyumu kapsamında bütüncül kapsamlı bir ceza yasası yeni baştan hazırlandı. O yeni ceza yasasında Avrupa standartlarına getirildiği için cezalarda düşme oldu. Türk usul mahkeme usul mahkemelerinde şey var, ikinci maddesi, eğer bir yasa sanık lehinde, yeni çıkan bir yasa sanık lehinde ise sanık ondan yararlanır. Sanık, tutuklu, hükümlü her neyse ne. Eğer aleyhinde ise uygulanmaz. Bu usul yasası. Dolayısıyla bu yeni değişiklik lehinimize uygulanacağı için, ama çok enteresan bir tevafuk oldu. Hem Türk
Sincan davasından, Kudüs günü davasını aldığımız 17 yıl 4 6 ay hapis cezası, hem de gazetede yazdığım yazılardan aldığımız 3 ceza davasının toplamı, buna müddetname deniliyor mahkum ve cezaevi dilinde, müddetname, yeni yasanın öngördüğü ceza miktarı ile yattığım ceza günü güne denk geldi. Evet, siz o yasa çıkınca otomatikmen, yani yeni lehte olan uygulandığı için 7 yıl 9 ay o 4 cezaya yetti. Sincan davasında ve gazetede. Ama yine de çok yüksek bir zaman Nurettin Bey. Şimdi şu vardır. Yazık yani. Hani çok özür dilerim. Siz sözünüzü de unutmayın ama. Hani mesela bir bakıyoruz boy boy böyle bu Ermenileri katlettiler falan filan diye açıklama yapanlara karşı davalar açılıyor şuna. Onlara karşı müthiş özgürlük, fikir hürriyeti gibi böyle savunan gazetelerin mesela bu tür olayları hiç görmemesi. Yani siz niye yattınız? Birisine zulüm mü ettiniz? Birisini mi dövdünüz? Birisinin burnunu mu kanattınız? Hırsızlık mı yaptınız? Yolsuzluk mu? Şimdi bunu şöyle müsaade ederseniz. Kur'an-ı Kerim'de, yani? Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bu ayetin bir sebebi nüzulü, yani iniş sebebi var. Bir de umumi, genel bir hükmü var. Ayette estağzubillah Allah-u Teala buyuruyor. Bi eyyi zenbin gutilet. Hangi suçtan ötürü öldürüldü? Bu ayetin iniş sebebi Mekke cahiliye döneminde çocukların, evet, kız çocukların diri diri niçin gömüldüğü, hangi suçtan ötürü öldürüldüğü sorulacak. Konu bu. Evet, evet. Özel. Ama genel hükmü haksızlıkla öldürülen herkes için. Dünyanın her yerinde, her kesiminde. Her kim ki haksızlıkla, hak etmediği zalimane bir şekilde öldürülürse bu ayet ona da şamildir. Bi eyyi zemmin gutilet, hangi suçtan ötürü öldürüldü? Yani bu soruyu önce Kur'an soruyor. Şimdi buradan hareketle diyorum ki hangi suçtan ötürü bu cezayı aldınız? Evet. Ben bir açıdan derim ki evet, hiçbir suçum yoktu. Fakat bunu bir savunma mekanizmasıyla söylediğim anlaşılmasın. Sözü şöyle çevirmek istiyorum. Evet, ben suçluydum. Benden önce ortada büyük bir suç işlemiş hükümet vardı. Evet. Büyük bir suç işlemiş bir başbakan, bir Necmettin Erbakan vardı. Evet. Çünkü o Amerika'nın, İsrail'in kırmızı çizgilerini geçmişti. Türkiye'nin, Türkiye ve Türkiye halkına biçilen mukadderat onları bu hükümet tarafından reddedilmişti. Parçalayıp atılmıştı. Tamam. Ve bir hükümet çıkıp diyor ki bu halkın kaderini artık Amerika ve İsrail belirlemeyecek. Tel Aviv, Washington bize hükmedemeyecek. Biz kendi halkımızın iradesi ve dünyadaki Müslüman kardeşlerimizle birlikte kendi birliğimizi oluşturacağız. Kendi askeri paktımızı kuracağız. Kendi para birimimizi İslam dinarını getireceğiz. Kendi savunma işbirliği konseyi oluşturacağız. Bütün bunları söylemekten daha büyük suç olamazdı. Suç olarak Siyonistler nezdinde. Şimdi Erbakan Hoca bu kadar büyük suç işlediği için Refah Yolu hükümeti, ki tek başına bir hükümet değildi, koalisyon hükümetiydi, bu sıkıntılar da vardı burada. Nitekim daha sonra hükümetin düşürülmesi, hükümetten belli milletvekillerinin doğru yoldan istifa ettirilmesinin ardından gelişmeler belli. Ha, şimdi ben de diyorum ki Erbakan hocamız bir başbakan sıfatıyla Türkiye'nin en şahsiyetli mümtaz siyasetçisi olarak dünya şeytani güçlerine, emperyalistlerine, sömürgecilerine, siyonistlerine karşı bu suçu işleyip başına bunlar geliyorsa ben de bir suç daha ben işleyeyim ki hocamın işlediği bu suçun bedelini ben de paylaşayım. Yani bu bir sorumluluktur. Ha,